O neden öyle çıkıyor biliyor musun Merve? Aynı rengi. Bazı şeyleri oyarken... Kaldırabilirim ya gazeteyi. Gazeteyi kapat gözlerini. Çok sevdim. Koydum. Şimdi bu tarafa hesaplıyorum. Tamam. Yanaştırıyorum. Ondan sonra baskı. Bir böyle bir böyle basılmayacak mıydı bu? Şehit Beygrit, emekli el sanatları öğretmeni. Şimdi kurslara öğrenci olarak katılıyorum. Şu an yapmış olduğumuz işlem nedir? Şu anda desenimizi kalıbımıza yapıştırıyoruz. Sonra desenimizi kalıbın çizgileri üzerinden oyuyoruz. Yani hazır baskı yerine raportan baskı kalıp hazırlıyoruz. Bu kimin torunu canım? Evet. O zaman şöyle. Bu ne ya? Bunu karşılıklı getirelim. Nabzın yüksek yüz gözlüğü düşüyor. Nabzın yüksek şu an diyor. Hocam nereye bakıyorsun? Dilek İkizçeli, halk eğitim usta öğreticisiyim. Tokat tahta baskı ustasıyım daha doğrusu. Geçen yıl başladık. Bu sene, geçen yıl 10 tane öğrencimiz vardı. Bu sene sergiden sonra bayağı talep gördü. 50 tane öğrencimiz oldu. Her gün de dolu. Haftanın 5 günü de kurs veriyorum. Kent konseyinde veriyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne veriyorum. Ama halk eğitime bağlıyız. Denetim serbestlikte kursumuz var. Şimdi Tokat tahta baskı çok yeni ama geleneksel bir el sanatı. Ülkemizde daha doğrusu Anadolu'da 600 yıldır yapılan bir el sanatı. Ihlamur ağacına oyulmuş kalıpları kumaşa basıyoruz. Kumaş bezeme aslında bu. Farklı bir şey. Bu sene de UNESCO geleneksel el sanatları olarak kapsama aldı. İnşallah bandırma da devam eder, gelişir, daha çok öğrencimiz olur. Bandırmaya da hanımlara da bir katkımız olur diye düşünüyorum. Aslında erkekler teknik konularda daha becerikli oldukları için biraz matematik işi bizim, hesaplama işi. Onları da davet ediyoruz. Lütfen erkekler evde oturmasın, kahvede oturmasın, lokallerde oturmasın. Kent Konseyi'nin kurslarına katılsınlar.